Zeynep, seni merak ediyorum ya. Ay Yeşim. Hani tanışmanda şeyde, kınada falan kaldık ya. Hı. Daha ilerisini merak ediyorum. Sen şimdi dansçısın yani sonuçta. Evet. Dansçı birinin düğünü nasıl olur? Nasıl yaptınız? Bir de böyle gelenekçi falan değilim falan filan diyorsun ya. Evet. Onu merak ediyorum ya. Edersin tabii canım. Geçtim. Sen mi? Beni çok merak ediyorsun. Evet evet zaten. Bayağı meraktan şu an yerimde duramıyorum. Tabii. Prensesler gibi bir düğün yaptık. Ona ne şüphe. Aynen. Heh. Görüntülerim olacaktı. Yönetmenim, bir görüntülerimi verebilir misiniz? Siz Zeynep Topçu, herhangi bir etki ve baskı altında kalmazsınız. Özgür iradenizle Ertuğrul Barlas Beyefendi bir ömür eş olarak kabul ediyorsunuz. Evet. İlk gördüğüm andan beri evet diyorum. Sesler gibi diyorsun da sıradan bir şey olmuş yani, bir düğün olmuş da şeyi çok merak ettim. Yolunuzu mu kaybettiniz de at sizi yolunuzu gösterdi? Canım bu oradaki düğün salonunun bir konsepti. Hı. Böyle yapıyorlar. Bir de bir şey merak Nasıl? Ediyorum. Sen hani Latin dansları eğitimi alıyordun değil mi? Evet. Şimdi orada salsa yapmaya mı çalıştın? Yok canım, sen salsa ne olduğunu bilmediğin için oradaki figürleri de anlamamışsın. Şimdi ayıptır söylemesi, bir yıl Latin danslarına gittim. Hani şu dönme hareketi var ya. Evet. Bunun dışında bir şey göstermemişsin ya. Ben seni aydınlatayım istersen. Tek bildiğin hareket, hani küçük kreşteki çocuklara da dans eğitimi verildiği zaman ilk onu öğretiyorlar. Hı hı. Onun dışında bir şey bilmediğin için o dansın sonunda Delilo'ya bağlamışsın. Sen de haklısın. Canım belki sadece o kısımları almış olabilirler ama ben sana daha güzellerini daha sonra gösteririm. Valla benim tek gördüğüm halay başıydın. Mahmut Tuncer'e bağlamıştın konuyu. Bir de seçim sandığı falan vardı sanki, yanlış görmediysem. Yok canım, pandemi dönemine denk geldiği için ve insanlarla temas halinde olmak istemediğimiz için öyle bir takı kutusu yaptık. Ha, takı kutusu. Bir şey söyleyeceğim. Hani muhtar adayı falandın da aradan o da çıksın falan mı dedin? Ne? Muhtar adayı mıydın? Halka mı sesleniyordun? Ey değerli vatandaşlarım, düğünüme gelmişken oylarınızı bana vermeyi de ihmal etmeyin mi dedin? Olayı sana anlatıyorum, duymuyor musun Yeşilim? Ha, senin bu seslenişin oradan mı kaldı? Evet. Çok keyifli olmuş. Bir şey dikkatimi çekti. O ilk ekran açıldığında, görüntü verildiğinde... Oha, taraba at! At, o at gerisini göremedim. Bizim oralarda gelenek, ata bindirirler. Gelin atta mıydı, göremedim, attaydı, anlayamadım. Ata bindiririz, salını öyle getiririz. Ya Gülnaz Hanım, gelinimizin nasıl gelinliği var öyle? Çok da çağ dışı bir gelinlik. Çok güzel, balık et. Geline gelinlik dediğin köy dökümlü olur. Ona balık elbise, zayıf böyle zarif gösterir. Çok ben güzel yapışmış ama, gelinime. Hayır, çağın gerisinde bir gelinlik. Şimdi gerçekten. Hayır, bedenine oturmuş, ne güzel salınarak geliyor. Geliniz çok güzel salınıyor da ben kendisinin bir dans eğitimi aldığını düşünmüştüm. Evet. Ama aman aman bir gösterisi olmadı. Artı bir de elinde bir bağ vardı, fırlatıp atıyordu. Onu da anlayamadım. Yani anlamlandıramadım. Sadece başında bir anlam vereceğim. Bir at gördüm, gerisi birdenbire değişti. En anlamlı şey kaçtı gitti.
Ya her neyse Zeynep'ciğim, düğününü falan izledik de sen çocuk yapmayı düşünüyor musun? Ya evet düşünüyorum ama şu an değil yani, bir bundan bir 5 yıl sonra falan. 5 yıl sonra? Evet. Neden öyle bir şey düşünüyorsun? Yani çocuk mu istemiyorsun? Yo hayır, şu an düşünmüyorum. Yani dediğim gibi bundan bir 5 yıl sonra falan düşünüyorum. Peki ne? Şu an çok yani erken olduğunu düşünüyorum. Aa, 5 yıl yani 5 yıl sonra neden 5 yani? Ya böyle kendime böyle bir konu koydum. Kaynanam da şöyle yap böyle yap demiyor. Yani rahatım yani biliyorsunuz. Evet 7 yıl tanışman sürmüştü. Şey nişanın mı 7 yıl sürmüştü öyle bir şey? Ya, aynen öyle. Şu an çünkü çocuğum için de ayrıca bir dediğim gibi ileride para biriktiriyorum. Çünkü çocuğumun iki tane dil bilmesini istiyorum. Kanada'da eğitimler almasını istiyorum. Wow. Evet, bakıcı tutmak istiyorum ve bunların da yabancı dil bilen birileri olmasını istiyorum. Bak ben şunu savunuyorum, evet daha önce de söyledim. Maddi durumun yoksa çocuk yapmayacaksın. Aynen. Bu konuda eğer maddiyat yüzünden yapmıyorsan ben sana hak veriyorum yani. Hı-hı. Kendine ben göre... Gibi şu evet. an birikim yapıyorum. Heh, bak ben bunu mantıklı bulabilirim. Yaşı da daha küçük yani. Aynen. Yani ben çocuğumun anaokulunu bile Kanada'da okumasını istiyorum. Ne? Anaokulunu? Evet. Peki sen neredesin? Çocuk nerede? Çocuk 5 yaşında Kanada'ya bırakacaksın. Sen burada mı yaşayacaksın? Nasıl olacak o iş? Yani şöyle gerekiyorsa ben kendim de yanında giderim. Onun dışında ama tek başına olursa da özgüveni yüksek birisi olur. Nasıl 5 yaşındaki çocuğu mu bırakacaksın Kanada'ya? Ya dediğim gibi o anki şartlara bakmak gerek. Hayır yani ben hadi 18 yaşta ayrı eve çıksın falan diyordum. Herkes bana bir şey oldu da bu kadarı bana bile fazla yani. Bu Hatice yani çöz de bir konuş, bu Hatice niye düştü? Sen dün akşamdan bahsediyorsun ne olduğunu. Evet, evet. Anlatayım ben şimdi dün akşam ne yaşadım. Ben güzeller güzeli gelinime dedim ki ilişkinize biraz eşinle renk kat, bir sürprizler yap dedim. Sağ olsun beni dinledi ama nasıl dinledi? Gitmiş akşam gelinliğini almış, içine girmeye çalışmış. Evlendiğin zamanki kilonla şimdiki zaman bir mi senin? Uğraşmış, içine girmeye çalışmış. Tam arkadan fermuarını çekmeye çalışırken aynı anda yürüyor ve bam yatak odasındaki komodine giriyor. Bir çığlık, bir kıyamet, aklım gitti o sesi duyunca. Aşağı nasıl indim, nasıl kapıyı açtılar bana? Aman yarabbi, zaten 15-20 dakika içerisinde hastanedeydik. Kafasını vurduğu için röntgenler, MR'lar falan çekildi. Hüsniye Hanım ne çıktı, bir şeyler olmuş mu? İşte tomografisi çekildi, çok şükür sağlam çıktı Hatice. İnşallah böyle sürprizler yaparken bir daha orasını burasını vurmaz. Şimdi bir fikir verdim Hatice'ye ama insan bir bakar sen 10 yıl önceki Hatice misin? İçine sığmaya çalışıyorsun. İnsan biraz bir düşünür, taşınır bir sürpriz yaparken.